Sakarya tabii benim hayalimde güzel bir yerdi. Birincisi Sakarya türküsü. Üstad da efendim, Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl da. Ben Büyük Doğu'da çalıştım. Sakarya'yı herkes gibi ben de biliyordum efendim. Ben Erzurum'dayken bir rektör gelmiş oraya. Telefon açtı, benim kitapları okumuş. Hoca dedi, buraya ilahiyat açtık. Hoca yok. Erzurum'a 20 sene çalıştın, gel biraz da burada. Olur dedim. Çıktım, geldim buraya. Geldim buraya. Sana da hocalık yapmış olan Suat Yıldırım vardı. O dekan efendim. Bir müddet sonra rektör değişti. YÖK başkanı değişti. Fakültede farklı bir yapı oluşturulmak isteniyor. Yani FETÖ'cü bu yapı. Ben dedim ki ya Suat Bey, kim kazanırsa alalım öyle. Sadece bunlar olmaz falan. Bunlar diyor çok şey çekti. Bütün Müslümanlar çekti dedim falan. Uzatmayayım. Sınav açtık. Gitmiş kopya vermiş onlara. Ondan sonra tabii rektörlük araştırma yaptı. Bilmem ne yaptı. Benim işime son verdiler. Efendim, ben ayrıldım. Orada hocalık yaptım 10 sene. Ayrılınca o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız buranın belediye başkanıydı. Hocam gel bana danışman ol dedi. Olur dedim. Tayyip Bey'le 1,5 sene çalıştık. Sonra onu cezaevine götürdüler efendim. Ben de Viyana'ya gittim. Viyana'da Türkiye'de okuyamayan başörtülü kızlarımızın başında Viyana'ya gittim. Yani rahmetli üstadın Necip Fazıl'ın da etkisiyle biraz Abdülhamid'i sever oldum. Evet, şimdi de seviyorum. Allah rahmet eylesin ve bana göre Osmanlı Devleti'nin en büyük sultanı odur. Çünkü İstanbul'u fethetmek ayrı, onu muhafaza edebilmek ayrı. Neyse, o ayrı bir konu efendim. Abdülhamid'le ilgili dedim çalışayım. Doktoramı onda yaptım. Doçentliğimi onda, profesörlüğümü onda. Bir de dünya üzerinde nerede onunla ilgili bir konferans varsa aşağı yukarı beni davet edildim ve gittim. İngilizce, Arapça olsun, Türkçe olsun falan. Onun için ben burada neler çektim hiç unutmuyorum. Erzurum'dan Türkoloji Kongresi'ne geldim buraya. İlk geldiğim kongre, Türkoloji Kongresi,
Sultan Abdülhamit ve Pekin İslam Üniversitesi. Bu benim tebliğim. Bunu okuyan profesörler küfretmişler. Kim bu serseri ya? Abdülhamit kim? Pekin kim? Nereden çıkarıyorlar falan. İstedikleri gibi küfretmişler falan. Sonra demişler hele bir gelsin canına okuruz. Ben de gittim canım okunacak, canımı okunacak. İlk tebliğimi sunuyorum. Uluslararası 1. Türkoloji Kongresi İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı. Tabii 3-4 seksiyon var. Bir seksiyonda benim konuşmam var. Pekin Hamidiye Üniversitesi. Ama o arada ben kuliste duyuyorum. Ya bir serseri gelmiş Erzurum'dan. Güya Abdülhamit için bilmem ne yapar. Ben duyuyorum. Atıyorum böyle. Olsun söylesinler falan. Çünkü büyük büyük hocalar. Ben onlara ne diyeceğim falan. Neyse. Benim konuşmam geldi. Tonton bir tane idareci vardı başkan. Evladım konuş dedi. Ben şimdi anlatıyorum. Pekin Hamidiye Üniversitesi'ni ama o koca koca profesörler diş biliyorlar. Ne zaman ben susacağım bana saldıracaklar böyle falan. Hakikaten ben daha susar susmaz dedi Şehabettin Hoca, Allah rahmet eylesin. Oğlum dedi, tarih öyle şaka bir şey değil. Ciddidir nedir böyle saçmalıklarla şey yapıyorsunuz. Abdülhamit kim dedi, Çin kim falan dedi falan. Yani mazur görün beni batırdı çıkardı böyle. Dedim başkana benim cevap hakkım var mı? Tabii. Dedim efendim ben dediğiniz gibi rüya falan görmedim. Üstelik merak ediyorum rüya nasıl bir şeydir. Gerçekte de rüya görmüyorum ben. Hakikaten öyle. Merak ediyorum rüyayı. Rüya görmüyorum. Ben dedim Paris'teki Çin arşivlerinden buldum. Şimdi size okuyorum. Mahsus Fransızca okudum. Türkçe okusam şey olacaklar. Fransızca okudum. Ben okudukça böyle yaslanmaya başladılar. Sonra biri dedi ki, ya dedi çocuk senin de benim de bilmediğim bir şey bulmuş. Abdülhamit düşmanısın diye böyle yapıyorsun. Onlar birbirine girdi. Ben de rahat. Her Türkoloji Kongresi'nde Abdülhamit'le ilgili bir tebliğ sundum. Böyle 4-5 sene, belki daha fazla, herkes öğrenmişti Türk tarihiyle ilgilenenler. Ben tebliğimi sunuyorum. Şahabettin Tekindağ Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. O geliyor, tabii yaşlıydı. Efendim, ben böyle oturuyorum. Ayağını koyuyor koltuğa böyle, bazen de dizime koyuyordu. Yaşlıydı, bilmiyordu. Ve beni eleştiriyordu. 1981 Uluslararası Türk Tarih Kongresi oluncaya kadar. 1981'de Türk Tarih Kongresi yapıldı, uluslararası. Ankara'da tabii, ben Erzurum'dan geldim. Yine herkes merak ediyor. Hoca beni haşlayacak, onlar da gülecek falan. O gün şu tebliği sunmuştum. Kızıldeniz'de Fransız-İngiliz silah kaçakçılığı, Sultan Abdülhamid'in de buna karşı önlemleri. Sonra yine hoca geldi, Allah rahmet eylesin. Böyle geldi. Ondan sonra ayağını koydu. Artık ayakkabısı da buraya geldi, artık farkında değil. Yaşlıydı efendim. Böyle. Çocuklar dedi. Çocuklar dedi, hepsi profesör, onun öğrencileri. Ben dedi, şimdiye kadar 2 kişiye zulmettim. İtiraf ediyorum. Birisi Sultan Abdülhamit, birisi de bu çocuk. İtiraf ediyorum, onlar haklıydı, ben haksızım. Allah! Benim için zafer oldu tabii.
Sayın Dışişleri Bakanımızın özel kalemini aradım. Dedim Çin'e gidiyor. Çin hakkında Türkçe'de kitap yok, bende var. Gelin bunu alın, verin, okusun yolda. Dedi ki bakan gitti. Sonra artık. Şimdi bu Çin meselesini Türkiye'de kimse bilmiyor. Bak, senin hoca boşuna konuşmuyor. Ben aç kaldım, bu kitabı aldım. Çin'de İslamiyet tarihi. Paris 1878. Kaç sene önce? 1900 değil ha, 1800. Ben bunu böyle okudum. Efendim. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bu faaliyetlerini duymuş. Çin'deki Müslümanlar tutmuşlar Sultan Abdülhamid adına bir üniversite yapmışlar. Adı da Pekin Hamidiye Üniversitesi. Tabii Çince. Ben bunu Fransa'daki arşiv belgelerinde buldum falan. Sonra bunları yazınca üniversitelerde çok yadırgadılar ya, hoca da uyduruyor muydu, ama uydurma şeyler değil tabii. Efendim. Bunları araştırdım. Sonra bir arkadaş, Allah selamet versin. Ya hoca sen öyle diyorsun. Ben Çin'le ticaretim var. Gel benim misafirim ol. Sana bilet alayım. Seni Pekin'e de götüreyim. Orada seni serbest bırakayım. Git üniversiteni ara bul. Allah razı olsun dedim. Ondan sonra gittik. Uzatmayayım. Gittik. Ben gittim, buldum orayı. Şimdi o üniversite Pekin camisi olmuş. İmamlarıyla da görüştüm. Sınıfları falan devam ediyor. Hatta büyük bir yer var. Oraya da ya dediler, oraya girme, orası bayanlarındır. Kendimi tanıtınca girip bakıp çıkabilirsin dedi falan. Şahane. Benim Çin kitabım da var. Efendim resimleri. Ha dedim ki ya niye Türkiye'de böyle bir problem var? Doğu Türkistan falan falan. Sonra bir profesör gördüm. Çinli. Dedim ya siz böyle şey yapıyorsunuz. Ben onun cevabını size söyleyeceğim. Ya aslında dedi Doğu Türkistan diye bir mesele yok. Bana kalırsa var. Niye? Ben daha bu eserlerden çok önce biliyorum. 19. yüzyılın başından beri oradaki Çinli Türk Müslümanlar Çin'den bağımsızlık istiyorlar. Kopmak istiyorlar. Dedi ki bu Çinli profesör. Sen dedi bunu biliyor musun? Dedim biliyorum. Sakarya rektörü rica etti. Hocam yeni bir fakülte açtık, gel buraya, hoca yok. Ama ben gidinceye kadar o rektörün canına okudular. FETÖ'cü bir rektör getirdiler. Ondan sonra YÖK'te de oğulların adamı var. Gürüz var, ne Gürüz'dü? Efendim YÖK başkanı. Ve böylece baktılar ki ben
mani oluyorum. Suat Yıldırım benim gözümün önünde ve Abdullah Aydınlar'ın yanında onlara kopya verdi. Biz ikimiz de kopyaya karşı çıktık. Allah rahmet eylesin, Sabahattin Zaim Hoca muhakkik oldu. Geldi dedi, ya utanmıyor musun? Ben şimdi bunu söyleyeceğim. Hürriyet manşet atacak, İlahiyat Dekanı kopya verdi. Ayıp be. Ben dedi imtihanı iptal ediyorum. Mesele böyle olmuştu. Suat baktı ki onlara rahat pilav yemek yok. Benim görevime son verdiler. Ben oy birliğiyle görevlendirildim, gittim. Oraya gittim, görevden inince görevime son verilmiş. Güya ben üniversiteye haber vermeden gitmişim, Avustralya'ya gitmiştim. Sonra gelince baktım açığa alınmıştım. Gittim orada, idare mahkemesi var Sakarya'da. Oo hocam hoş geldiniz, sen bizi utandırdınız. Biz gelecektik sana. Dedim böyle bir şey olmuş. Ya öyle şey olur mu dedi. Kendisi yönetim kurulu üyesi ve oy birliğiyle görevlendirilmişim. Ama tabii bütün gavurlar onlardan yana. Görevime son verdiler. Allah selamet versin. Tayyip Bey dedi ki gel bana danışman ol. Belediye başkanıydı. Danışman oldum. Sonra onu da hapse attılar. Ben de tuttum Viyana'ya gittim. Çok güzel bir okul açtım. Ayın 20'sinde orada bu kız okulumuzun kapanışı var. Beni davet ettiler, gideceğim. İlahiyat olması için, fakülte olması için üniversite. Bu üniversiteye bağlı bir enstitü. Evet. Enstitü mezunları orta dereceli okullarda Türkiye'de olduğu gibi çok Müslüman din dersi hocası oluyor. Şimdi bizim öğrenciler genellikle kız, sonra erkekler gelmez oldu. Mezun oluyorlar, öğretmen oluyorlar. Bizim yavrularımıza orada resmi olarak din dersi veriyorlar. Kitaplarım yok burada. Buralar dolu yerde de vardı. Bu kitaplar değerlidir.
Ben hanımıma eşarp almadım, bu kitapları aldım. Efendim, benim arsam evim de yok, elhamdülillah. Kitaba verdim. Bu kitapların da değeri bilinen bir yere gitmesi lazım. Allah selamet versin. Cumhurbaşkanımız istediği külliye için dedim vermiyorum. Külliyeye herkes verir ama Siirt İlahiyat'a kimse vermez. Ben Siirt İlahiyat'a veriyorum. İyi dedi, hayırlı olsun. Çoğunu gönderdim. Peyderpey bunları da gönderiyorum ama sevgiliden ayrılmak kolay olmuyor. Siirt'te elhamdülillah şimdi çok güzel bir kadro oldu. Bir defa hocalarımızın tamamı çok güzel Arapça biliyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Viyana'nın ürünü iki kızımız profesör oldu. Onlar orada, biri orada. Birinin beyi de profesör oldu, şimdi dekan yardımcısı. Erzurum, Viyana'dan öğrencilerim. Aşağıda Ali Kemal'in bastığı böyle kitapları basıldı yani. Buradaki profesörler öyle yazamaz. Ben onlarla övünüyorum. Ve elhamdülillah diyorum, bir şey yapabilmişiz. Bizim yapabildiğimiz bu. İnşallah bizden sonra sizler daha güzel şeyler yaparsınız. Bir gece vardı yine. Beni davet etmişlerdi. Fatih Camisi'nde konuşacağım. Olur da biliyorsun ben hiçbir yere hayır demem. Yalnız diyorum birebir olacak. Öyle canlı olacak. Sonra bir şeyler ilave olmayacak. Ondan sonra Fatih Camisi'nde bir konuşma yaptım. Ve dedim ki işte bunlara boykot edin. Bu Müslümanlara yardım edin falan. Tabii beni davet ettiler ve görevimize son verdiler. Etmemiz ve çalışmamız lazım. Bir de her Müslüman ne konuşuyorsa onu bilmesi lazım. İran işte şeriat bilmem ne falan, ben onları da eleştirdim. Bir gece yarısı saat 11'de bir şey geldi. Onların din adamı kapımı çaldı. Çıktım. Hayırdır? Ya dedi, aşağıda biraz konuşabilir miyiz? Ya dedim sabah. Dedi biz sabah gelemiyoruz buralara falan. Gittim, nedir derdin nedir falan. Dedi işte siz Ömer'i hala şey yapıyorsunuz. Ben anladım meseleyi. Ömer niye Ali'nin kızıyla evlenmiş? Ya Ali Ömer'den korkuyor muydu be? Korkmuyordu. Ali kimseden korkmuyordu. Sonra beni dedim kendi mezhebinize davet ediyorsunuz. Ben dedim bugün ben Hümeyni'nin yanındaydım, bana böyle bir şey demedi. Siz mi karar veriyorsunuz, Hümeyni'nin mi dedim. Dedim bir de Fatıma validemiz için söyledi. Hadi dedim atlayalım sizin eve gidelim, senin kitaplarında göstereceğim. Nasıl kendi kızını Ömer'e vermiş. Siz dedim
biraz bilerek gözünüzü kapatıyorsunuz. Hadi gidelim hepinize. Yok yok, hadi Huda Hafız. Huda Hafız da olmuyor bu işler ya. Yani Fransızların çok güzel bir atasözü var. Diyor ki, ilerin noktasını iyi koymak lazım. Çünkü koymasanız noktayı, bizdeki gibi ı yok. O okunmaz, bir çizgi olur. Nokta koydunuz mu iyi olur. Açık olmak lazım, franşman konuşmak lazım yani. Gerçi bunun cezasını biraz çektik, olsun dedim. Biz ne çekmişiz ya? Sahabe neler çekti? Sadece diyoruz ki kitaplar şöyle diyor yani. Müslümanlar Kur'an'ın ve Kur'an'ın tatbikatı olan sünneti örnek alırlarsa bu dünyayı çılgınlıktan kurtaracaklar, krizlerden kurtaracaklar. Bu kafir Yahudiler de bu kadar ileri gidemeyecek. Eğer bu İsrailler, bu kafirler bu kadar ileri gidiyorlarsa Müslümanların cehaletinden kaynaklanıyor. Parasızlığından değil. Müslümanların cehaletinden, Müslümanların neye inandıklarını, niçin inandıklarını bilmiyorlar. Allah Huda kelimesini kullanıyor boşuna mı? Allah Celle Celaluhu emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadi'unallaha vellezine amenu. Bu insanlar diyor, Allah'ı ve müminleri kandırmaya çalışıyorlar. Bir şeyler bir nutuk mutuk atarak. وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendi nefislerini ancak kandırırlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Bunun da farkında değiller. Allah Müslümanlara şuur versin inşallah. Gençlere diyorum, bu telefondan uzak durun. Bir sürü, ne diyorlar ona, ben adını da söyleyemiyorum. Instagram bir şeyler falan. Müslümanları uyutmanın en güzel yolu budur. Hangi Müslüman bundan çok uzak durursa, o doğru yoldadır. Ama telefon çaldı, ona cevap vereceksin. Fakat hele bu ne demiş, bu ne demiş, bu artist ne yapmış, bu falanca ne yapmış? Ömür bitiyor. Hele söyle Kur'an'da Allah ne demiş? Gençlere söylüyorum, eğer sizde biraz hukukun varsa bu telefondan uzak durun. Sadece haberlere bakın. Başka bir şey veya çalıyorsa bir arkadaşınız, bir dostunu çağırıyorsa ona cevap verin. Ama asla o uyduruk haberlere bakmayın diyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.